Evet, herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Öğmen. Sevgilimle Amerika'ya tatile gitmek istiyorum. Turist vizesini almak için mülakata birlikte gitsek, sevgili olduğumuzu söylesek, ilişkimizin gerçekliğini kanıtlasak, vize almamız kolaylaşır mı? Vizeyi kolay almamız için tavsiyeleriniz ne olur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle anlatayım. Siz turist vizesi başvurusu yaptığınızda eğer aile bireyi değilse, kişi tabii aile bireyi derken, eğer aynı anda vize başvurusu yapılan ve sizin de beraber bulunmanız gereken bir durum gerekiyorsa, diyelim anne ile çocuk gibi, ufaksa çocuk ve anne yanında olması gerekiyorsa eğer böyle bir durum yok ise maalesef sizin vize görüşmesinde aynı anda almayacaklar. Yani ya da görüşmeye aynı anda almayacaklar. Aynı saat ve aynı zamanda radyonuz gelse bile aynı görevli ikinize bakıyor olmayacak. Dolayısıyla bunu bir, bir şekilde bir öncelikle açıklamış olayım. Tabii ikinci olarak siz günün sonunda mülakata girdiğinizde sizin Amerika gidiş amacınız sorulacak ve gidiş amacınız sorulurken siz sevgilinize gideceğini belirtebilirsiniz. Bunda bir engel yok. Onlara saat planınızı anlatıp gideceğinizi anlatmanızda herhangi bir sıkıntı yok. Ama bunu belirtiyor olmanız, vizenizi almanızı kolaylaştırmaz ya da belirtmiyor olmanız kolaylaştırmaz. Yani gün sonunda belirtmeniz gereken zorunluluk bir durumu görünmüyor orada. Çünkü eğer eşiniz olmuş olsaydı o zaman evet bunu belirtmeniz gerekebilirdi ve olumlu olabilirdi. Ama gün sonunda arkadaşınızla seyahat edebilirsiniz. Sevgilinizle de bunda bir problem, bir durum yok. Tabii ki vize görüşmesine girdiğinizde eğer bir seyahat planı yaptıysanız o anlamda kimle gideceğinizi anlatıyor olup yakalıyorsanız tabii ki faydasını görüyoruz. Yoksa genelde tavsiyemiz Türkiye'deki bağlarınızın sizin birey olarak güçlü oluyor olması vizenizi alma durumunuzda işinizi daha da kolaylaştıracak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.